Önemli bir deplasmanla 3 puanla döndük. Hem hava şartları olsun hem rakım olarak bizim için kolay değildi adaptasyon. Çünkü nereden bakarsanız 24 saat içerisinde 30 derecelik bir fark vardı. 15 dereceden neredeyse -15'e gittik. Kolay değil. Ama oyuncularım ilk dakikadan itibaren sahada nasıl oynanması gerekiyorsa, nasıl analiz ettiysek ve sahada ne istediysek o oyuncularımız sahada onları sahaya yansıttı ve güzel bir sonuç aldık. Zor bir oyundu. Dediğim gibi artık o maçın analizini yaptık. Eksiklerimizi, iyi taraflarımızı analiz yaptık. Şimdi tamamen fazla ara vermeden hemen Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladık. Ankaragücü maçına gelecek olursak Aaron cezalı bu hafta. Muhammed Kamara'nın bir 10 günlük sakatlığı vardı. O da dün ilk defa antrenmanlara çıktı. Daha iyi durumda, %100 de olmasa daha iyi durumda. Biraz ağrılar var. Maç gününe kadar takip edeceğiz onu da. Ona göre bakacağız. Ankaragücü'ne gelirsek ligde bulunduğu konum itibariyle sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Onun için bu tür maçlar çok ciddiyet ister, iyi disiplin ister, yüksek konsantrasyon ister. Oyuncularımızla da zaten hafta içinden itibaren bunları paylaştım. Tabii onlar da şimdi bulunduğu noktadan kurtulmak için sahada özellikle çok mücadele edecekler. Buraya kaybetmeye değil, buradan puan almaya gelecekler ama biz de hedeflerimizi devam ettirmek için çok önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Ankaragücü'nü analiz ederken bulunduğu konum itibariyle belki fazla puan alamamış olabilir ama hücumsal anlamda özellikle Labonidze olsun, Pencil olsun, Forvet'le Bacci olsun, Borven olsun çok etkili oyuncular var. Dikkat etmemiz gereken oyuncular var. Aynı şekilde sahaya disiplinli bir şekilde yüksek konsantrasyon, yüksek istekle çıkacağız. İnşallah burada da uzun zamandır kendi sahamızda kazanamıyoruz. Onu da kırmış olacağız. Dediğim gibi bu galibiyet serisini devam etmek istiyoruz. Ya Ruben tabii çok tecrübeli bir oyuncu. Kariyerinde de daha önce Sporting Lisbon'da oynamış, çok iyi takımlarda oynamış ve oyun bilgisi çok yüksek, teknik kapasitesi yüksek, sakin bir oyuncu ve nerede topu nasıl alacağını, topu nereye aktaracağını gerçekten çok iyi biliyor. Tabii biz onu dediğiniz gibi 10 numara hatta kenar oyuncusu olarak transfer ettik. Sonra onda açıkçası o mevkide de daha fazla faydalanabileceğimizi düşünerek orada oynattırmaya başladık. Tabii kendisi için de kolay olmadı. Çünkü kariyerinde hiçbir zaman o pozisyonda oynamamış. Hatta kendisiyle sürekli o mevkide neler beklediğimi, neler yapması gerektiğini ve orada çok daha verimli olacağını paylaştık. Orada da sağ olsun bana göre takımımızın bugünkü başarısı da çok büyük pay sahibi. Sürekli o mevkide daha üzerine koyarak gidiyor. Hem savunma kısmını çok iyi yapıyor, hem hücumsal anlamda da işte birinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde, geçiş oyunda çok olumlu işler yapıyor. Onunla da diğer arkadaşlarıyla da çok memnunum. Şimdi biz tabii rakipleri analiz ederken rakiplerin artılarını, zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz. Nereden daha iyi pozisyona girebileceğimizi araştırıyoruz. Hafta içi de onun çalışmalarını yapıyoruz. Şimdi Ankaragücü'nü analiz ederken onların da artılarını işte az evvel söyledim. Önde özellikle geçiş oyunu oynayan hücum anlamında hem toplu hem topsuz savunma arkası çok iyi etkili koşu yapan oyuncular var. Onları önlem alırken bu sefer hücumsal anlamda topu kazandıktan sonraki kısma geçince biz nereden daha rahat pozisyona geçebiliriz? Onun da çalışmalarını yapıyoruz. Hafta içinden itibaren bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. İnşallah sahada yine bunun karşılığını alırız. Dediğim gibi oyuncularımız bu konuda çok gayret, iyi niyetliler. Sahada inşallah yine hem defansif anlamda rakibe az pozisyon veren ve önde de hücumsal anlamda da yine pozisyona giren, pozisyonlarını değerlendiren bir Hatayspor izlettiriz inşallah. Yine. Aaron bizim için çok önemli bir oyuncu. Aaron çok karakterli bir oyuncu. Zaten şu an o da burada çok mutlu. Burada devam etmek istiyor ve burada takımın başarısında yine pay sahibi olmak istiyor. Bugüne kadar Aaron bu duruma geldiyse takım arkadaşlarının işte sayesinde, Hatayspor sayesinde geldi. O da bunun bilincinde. Bunu tabii ki hem sezon sonu sezon iyi bir yerde bitirerek taçlandırmak istiyor. Hem de kendisi açısından da gollerini devam ettirip inşallah gol krallığında da istediği yerlere getirmek istiyor kendine.